Şimdi kıpır kıpır bir çekime çeviriyoruz kameralarımızı. Yetenekli oyuncu Melis Sezen, Ünal Turhan'ın objektifine birbirinden güzel pozlar verdi ve açıklamalarda bulundu. Şimdi bu güzel görüntüler ve başarılı oyuncunun açıklamaları geliyor ekranlarınıza. Ekranların son yıllarda en fazla yıldızı parlayan isimlerinden Melis Sezen, Alem Plus ekibiyle bir araya geliyor ve Çırağan Palas Kempinski'nin tarih kokan büyülü atmosferine yetenekli oyuncunun neşeli halleri eşlik ediyor. Hayatının en göz alıcı ve mutlu dönemini yaşayan güzel oyuncu Melis Sezen, Ünal Turhan'ın objektifine birbirinden etkileyici pozlar veriyor. Soğuk ve mesafeli görüntüsünün ardında içi içine sığmayan küçük bir kız çocuğu saklı. Kamera önünde olmayı evimde hissetmek gibi diye tarif edecek kadar işine tutkulu. Öğle arasında köşedeki pastaneye uğradım da sana aldım bunları. Belki birazcık tatlı moraline iyi gelir diye. Sevdiği işi yapabildiği için kendini şanslı sayıyor güzel oyuncu. Her gün kendisini geliştirmeye, daha çok öğrenmeye ve daha iyisini yapmaya odaklanıyor. Hayallerinin çok büyük olduğunu ve daha yolun başında olduğunu vurguluyor yetenekli oyuncu. İyi miyim? Ölüyordum ya neredeyse cahil herif. Ne biçim araba kullanıyorsun sen? İki sezon kadrosunda yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı derin karakterinin en diplerdeki çalkantılı duygu geçişlerini başarıyla beyaz cama yansıtan güzel isim, yaptığı işe karşı şükür duygusunu her fırsatta dile getiriyor. Ver şu telefonu! Bir dakika, bir dakika! Masaya yazarken tarafların anlaşması sonucu ateş ol çiftlinin! Ver şu Canlandırdığı her rolün kendisinin bambaşka yönleriyle tanışmasına vesile olduğunu dile getiriyor Melis Sezen. Kendisini kısıtlamaktan ve kalıplara sokmaktan hiçbir zaman hoşlanmadığını da vurguluyor güzel isim. Kamera önüne geçtiğimde tüy gibi hafif, sonsuz özgür, koca dünyaya sahip, tam olarak olmam gereken yerde, evimde hissediyorum diyor güzel isim. Hayatında ve işinde en önem verdiği şeyin anda kalmak olduğuna dikkat çekiyor yetenekli oyuncu ve ekliyor. Hayallerini yaşamak istiyorsan sadece anı yaşamalısın. Geçmişte takılıp kalmanın veya gelecekte kaybolmanın yaşamayı askıya almak olduğuna inanıyor. Aşkın hayatının her yerinde olduğunu ve aşıkken sevgi kelebeği gibi olduğunu anlatıyor Melis Sezen. Mutlu bir çocukluk geçirdiğini her fırsatta dile getiren güzel isim, çocukken bahçede hayvanlarla ve doğanın içinde büyümek, dünyamı bana ait bir şekilde inşa etmemi sağladı diyor. Erkek kardeşiyle iki oyun arkadaşı gibi büyüdüklerini söylüyor yetenekli isim. Kahvaltısız güne başlayamayacağını vurgulayan güzel isim, fit görüntüsünü ise dans ve spora borçlu olduğunu belirtiyor.
Kitap okumayı çok seviyor güzel oyuncu ve kitap okumanın kendisini merkeze yaklaştırdığını ve beslediğini söylüyor. Kendisini besleyen bir başka kanal da yoga. Arkadan iş çevrilmesi, yalan söylenmesi ve samimiyetsizlik güzel oyuncunun bir insanın üstünü çizmesi için yeterli sebepler. Hayatının iyi kileri sorulduğundaysa, iyi ki bu evde doğmuşum ve iyi ki 10 yaşında sahneye çıkmışım diyor yetenekli isim. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan güzel oyuncuya en çok sorulan sorular arasında saç rengi birinci sırada geliyor. Güzel oyuncu ekibimizin kısa sorularına samimi cevaplar veriyor. 3 tane geldi. Sete başlamadan, Johnny Depp olabilir. Ne alaka? Bakın yetenekli ismin sabah rutinleri arasında neler var. Yüzümü yıkıyorum ve nemlendiricilerimi sürüyorum. Gözaltı nemlendiricim ve yüzüme nemlendirici sürüyorum. Bir de su içiyorum. Güzel oyuncu sinema tarihinde hangi rolü canlandırmak isterdi dersiniz? 3 tane geldi. 3 tane geldi. Üçünü de söyleyeyim mi? Game of Thrones deniyoruz. Kalesi. Midsommar'da Dani. Bir de Harley Quinn. Ama üçü de bu arada muhteşem oyuncular. Üçüne de çok hayranım ve muhteşem performanslar. O yüzden söylüyorum, hayran olduğum için. Bakın güzel ismin her gün dinlese de bıkmayacağı dizi ve film müziği sorulduğunda cevabı ne oluyor? Şu an Succession'ı izliyorum. Succession'ın ana temasını çok seviyorum. Bir de True Blood'ın. Tekrar tekrar izlediği film serisi hangisi dersiniz? Sinema tarihinin en karizmatik oyuncusu sorulduğunda biraz kararsız kalıyor güzel isim. Johnny Depp olabilir. Sharon Stone da olabilir. Bakın güzel oyuncunun gitmekten en çok zevk aldığı lokasyonlar arasında nereler var? İstanbul'u çok seviyorum zaten. Şey seviyorum. Kilyos sahilinde kimse yokken dolaşmayı çok seviyorum. Güzel isim hangi kitap Beyaz Perde'ye uyarlanırsa baş karakteri canlandırmak istermiş? Buyurun cevabı. Adem, Numi. Bir tane daha söyleyeyim. Fosforlu Cevriye. Ama yani bu aslında aktarıldı. Ama aynen kitaptaki haliyle aktarılmasından bahsediyorum. Bakın güzel ismin ilk rolü neymiş? 10 yaşındaydım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tavus kuşu olmuştum. Hayranı olduğu oyuncuyla karşılaşsa ilk soracağı soru ne mi olurmuş? Galiba iltifat ederim direkt. Çünkü hayranım ya, heyecanlanırım ve ne kadar yetenekli olduğunu ve ne kadar hayran olduğumu söylerim. Ama şu an soru bile gelmedi aklıma. Kesin böyle dumur olurum yani.